bu konunun siyasi bir simge olup olmadığını anlamanın en güzel açıklaması yarın kendini tribünlerde bulacaktır. Ne demek? 40 bin kişi mi girdi? Belki daha 40 fazla. bini de aynısını yapacak. Şimdi Yusuf abi şöyle bir durum Şimdi var. 40'tan 40 bin fazla olacak kişinin bu de aynı siyasetin temsilcisi, müntesibi olduğunu, üyesi olduğunu iddia edebilir miyiz? Şunu iddia ediyor UEFA. Aşırı sağ politikaların sembolü. Şimdi sizin söylediğiniz çok önemli. Yarın taraftarlarımızın tamamı Bu işareti yaptığında bunların hepsi aşırı sağ mı geldi yani? Ülkede de örneğin onunla bağdaştırılan bir parti üzerinden hareket edeceksek ülkede aldığı oy örneğin belli ya da yurt dışında Evet. ama herkes bunu yaptığında Tabii Yusuf ki. Alabarda'nın yaklaşımı çok doğru. O Türkiye'nin bir sembol haline gelmiş oluyor. Buradan nasıl bir siyasi bakış açısı çıkarabilirler? Ne dersiniz Ceyhun Bozkurt? Estağfurullah. Sopayı alayım diyorsun. Önemli. Ya ben meseleye, şimdi birincisi mesele Bozkurt değil, bir kere Türk karşıtlığı olarak bakıyorum. Türklerle. Yıllar önce bir tane hanımefendi vardı, Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisi. Şimdi Batı emperyalizminin saldırısı bundan 3 sene önce başlamadı. Evet. Yıllardır saldırıyor. Karen Fog isminde. Bunun yazışmaları, e-postaları ortaya çıkmıştı. Ben o yazışmaları okudum da şöyle birilerine talimat verirken şunu söylüyordu. Türkleri yenmek istiyorsak önce Türk tarihinin hakkından gelmek gerekiyor. Çünkü bir milleti özellikle de Türkler gibi köklü, güçlü, binlerce yıla dayanan kültürel, ondan sonra Kolonize siyasi, edilmemiş. kolonize edilmemiş. Avrupa'ya boyunduruğuna Yani düşünün Amerika Birleşik Devletleri, şimdi biz de biliyorsunuz Almanya'ya çok hayran insanlar vardır. Almanlar bizden çok güçlü şu bu falan filan. Ama Amerika höt dediği zaman Rusya'ya yaptırıma Almanya katılmak zorunda kalıyor. Türkler diyor ki hayır arkadaş ben kendi milli çıkarlarıma bakarım diyor. İşte Yani bağımsız o politika üretebilme bağımsız becerisi. politika üretebilme kodları, becerisi çok güçlü olan bir millet. Şimdi bu milleti yenmeniz için her anlamda, şimdi o LGBT saldırısı bunun bir boyutu, sözde soykırım iftirası bir boyutu. İşte Türklere diyorlar ki sen diyorlar soykırım yapmış bir milletsin diyorlar. O iftirayı atıyorlar. Niye? Sen katilsin demeye getiriyorlar. Milleti bir araya getiren bütün kodlara saldırıyorlar, bütün sembollere saldırıyorlar, bütün tarihe saldırıyorlar, dile saldırıyorlar. Dil birliği yani mesela Fransız dili olur, Alman dili olur ama Türkçe, Türkiye'nin dili olarak adlandırılır mesela. Türk dili diye bir şey yoktur. Onlar hep böyle empoze ederler. Yani Türkiye'ye ait her şeye saldıranların bir kere Bozkurt'a saldırmaları son derece doğal. Şimdi sonuçta Merih Demiral, Türkiye'de bir seçim yok. Seçimlerde öne çıkan bir işaret değil. Bir parti, evet Milliyetçi Hareket Partisi ne gönül veren insanlar ağırlıklı olarak bunu kullanıyor. Ama aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermeyen birçok insan da bu sembolü Ya Cem kullanıyor. Bozkurt şunu sen de siyaseti de yakından takip ediyorsun elbette. Yine programlarda yapıyorduk. Örneğin hemen çok kısa tarihlerden hatırladığım CHP'nin eski lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu karşılaştığı bir grup ona Bozkurt işareti yaptığında o da karşılık olarak Ya onu hani o çok yapmıştı. samimi değildir. Bakın Hayır, o çok yapma, samimi o da değildir. onu öyle görür. Yani bir Türk sembolü olarak gördüğünü Tabii. söyler ki Özgür Özel de yine Ya, böyle ifadeler kullandı son Bozkurt yaptığı ya açıklamada. sadece Türkiye'de şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de çok bilinçli olarak politize etmeye çalışanlar var. Bakın bunu yapmaya çalışanlar Milliyetçi Hareket Partililer değil. Ülkücüler değil. Bunu Türkiye'de milli siyasete, işte ülkücü siyasete, milliyetçi siyasete karşıtlar bilinçli olarak saldırı haline gelmesi için bunu şey yaparlar. Ama bakıldığı zaman işte sen de söylüyorsun benim soy ismim Bozkurt. Evet. Türkiye'de binlerce insan var soy ismi Bozkurt olan. Doğru. İsmi Bozkurt olan insanlar var. Bir kültür var. Sadece Anadolu coğrafyasındaki Türklüğün değil aynı zamanda. Türk dünyası kültürünün. Sadece Bozkurt değil ki Kurt, Kurt Kurt, oğlu Kurtoğlu doğru. Gibi. Artı bugün ben Türk dünyası müziklerini çok severim. Börü, Gökbörü Tabii. isimli çok güzel müzikler vardır mesela. Orta Asya işte Kazak dilinde börü kurt demek. Gökbörü demek işte gök mavisini anlatır, griyi anlatır, şeyi anlatır, bozu anlatır, bozkurt demek Ama aslında. Türklüğün doğuş Yani bu içerisinde o hay masallarda milletlere kimlik kazandıran tabii.
birkaç parametreden biri de mitoloji. Aynen öyle. Tamam mı? İşte Ergenekon'dan çıkışta yol gösteren doğru, kurt hikayesi tabii falan. Mitoloji bunlar. Şimdi bunları bilimsel olarak ispat edecek halimiz yok. Biraz önce ama Roland'ın şarkısı üzerinden doğru, de örnek verdim. Destanlar o ülkeleri bir tabii arada ki, tutan, birleştiren işte en önemli noktalardan. Kimliği, millet kimliğini doğru inşa eden unsurlar tabii bunlar. Şimdi UEFA'nın keyfi için kendimizi kurt olarak görmeyeceğiz de çakal tabii olarak mı göreceğiz? Yani? Aynen. Ya onlar öyle istedi tabii diye. Artı yani bu işaretin bu hikayesi de önemli. Aslında sadece Anadolu meselesi olmadığını, Anadolu Türklüğü değil. Mesela bu işaretin hikayesi de şöyledir. Türkiye gelişi aslında Türk dünyasında yapılan bir işaret. Tabii tabii. Doğru, 90'ların başında. 90-91'de. Ondan merhum önce de vardı bu da. Ya şöyle Türk dünyasında kullanılan. O bugünlerde kullanılan bayağı bir salgın olarak sosyal medyada doğru dolaşıyor ama o çok doğru değil. Neden? Ya ben yarım asrı geçeli çok oldu. 78'den ben şu işareti bir 70'li yıllarda çok gördüm. Tabii ya. 78'de bir fotoğrafta da tabii, var. Tabii, tabii. Var. O zaman da kullanılıyor ama yaygınlaşması özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaygınlaşmasından ziyade şu kıymetli. Bunu Türkiye'de yaptıkları gibi bunu Afganistan'ın evet, Özbek tabii bölgelerinde de yapıyordu. Yani bu Turani olduğunu tabii gösteren bir sembol. Evet. Şimdi bu coğrafyada Turaniler var. Aryan var. İran oradan gelir. Aryan ırk ile İran ismi aynı kök üzerinde. Aryanisi var, İranlısı. Turanisi var. Şimdi böyle olunca hepsinin kendisine göre bir takım şeyleri var yani bu konuda. Tabii. Dayandığı mitolojiler var. Biraz önce söyledim işte özellikle Avrupa'nın Manas destanı gibi kabul edilen en önemli destanlarından ve kimlik inşa edilmesinde kullanılan Roland'ın şarkısı. Doğru. Roland'ın şarkısıyla ilgili hususta kaç tane husus doğru? Ama mitoloji. Yani burada bilimsel ispata gerek yok. Biz tarihi vesika konuşmuyoruz burada. Tabii. Şimdi bu da Türklüğün sembolü anlamında kullanılan bir işaret ve Türk milli takımıyla da efendime söyleyeyim Nemçeliler bir maç yapmışlar. Tabii. Tamam mı? Yani o kadar derin ki Nemçe desek yeri, Avusturya desek yeri, Lehistan desek yeri. Yani çünkü sorun bence şuradan çıkıyor Hak'tan. Hani İbni Haldun'a ait olmadığı halde, bakın bu programda altını şöyle kalın kalın çizeyim. Ben de her seferinde söylendiğinde aktarmaya çalışıyorum. Milletin diline pelesenk olup bilir bilmez coğrafya kaderdir cümleleri var ya. Yani İbni Haldun merhumla zerre alakası yok. Eğer coğrafya kaderse bunu hep pesimist olarak görüyoruz biz. Yani coğrafya kader ve bu coğrafyada maalesef bunlarla yaşıyoruz gibi algılanıyor. Şimdi coğrafya kaderse Türk de Nemçeli'nin kaderinde, Leh'in kaderinde, Rome'nin kaderinde, Yunan'ın kaderinde, Boşnak'ın kaderinde, Arnavut'un kaderinde, Rus'un kaderinde, Çin'in kaderinde, İran'ın, Ukraynalı'nın kaderinde, daha evet sayabilirim, Arap'ın kaderinde, İranlı'nın kaderinde. Yani dolayısıyla bunu arttırabiliriz, Ermeni'nin kaderinde. Tabii. Şimdi böyle olunca bitmiyor bu hesaplaşma. En ufak yerde sıkıştığı zaman sistem tak diye hiç beklemediğim bir anda perde açılıyor ve bir şeyler çıkılıyor. Şimdi dolayısıyla bunun çıkma sebebi de bu. Ama Türk milli takımı Merih'ten ibaret değil. Merih'in kenarda oturup edeceği bir dua milli takımını şaha kaldırabilir. Ben yani mesela çok böyle artık değerlendirmek durumundayız. Bir, şimdi belki Merih'in oynaması için iki maç var. İki maç cezası var. Onun demek için ki finalde oynuyor. Evet, arkadaşları mücadele ederse. Formasını milli Merih takımın finalde 11 formalarının altına Merih'in formasını giyerler. Biliyorsun inşallah gol ve goller atarız. Çıkartırlar gol sevinçlerinde. Merih'in formasıyla gereken sevinci gösterirler. Ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Az önce Yusuf abinin söylediği, yani biz birçok milletin aynı zamanda kaderinin merkezindeyiz. Ve özellikle işte Osmanlı döneminde inanılmaz bir Türk korkusu da var. Mesela ben kurt adam figürüne hep takılmışımdır. Çok sayıda ben o tür filmleri severim. Fantastik filmleridir ama ilginç mesajlar da olur. Mesela biliyorsunuz Drakula'yı bile makul gösterdiler. Çünkü niye? İşte İstanbul'u fethetmeye gelen Türkler yüzünden aslında Drakula vampir olmuştur diye bir film yaptılar adamlar yani. Vampiri iyi gösterdikleri olmuştur mesela. İşte o film örneğinde olduğu gibi. Ama ben kurt adamın hiçbir zaman, yani çok enderdir. Bin tane yaptılarsa belki birinde ikisinde iyidir. Yani Drakula da Transilvanya'da olduğu için gerçeğe tekabül eden tabii, bir figür biliyorsun. Tabii. Hatta Enderun yetiştirmesidir. Tabii. Yani sizin Drakula diye nitelendirdiğiniz işte kişi
Osmanlı Sarayı'nda yetiştirilmiş. Tabii. Yani. Şimdi İskender Bey de öyledir. Vampirlerle adam, kurt adamların savaştığı bir film var. Çok meşhur. Bir onunla aradığı bir daha. Yani. Orada iki tarafta o da Kızılderili kökenlerinden geldiğini iddia eden bir kurt adamlar vardı. Onlar iyiydi galiba orada. Ben tabii bir orada mesela kurt adamları şey gördük. Ama onun dışında izlediğim bütün kurt adam filmlerinde kurt kötüdür, canavardır, yok edicidir. Benim aklıma şu da gelir. Mesela o Avrupa'daki Türk korkusunu da bildiğimiz için. Yani şöyle bir hikaye biliyorum. İşte meşhur, o en meşhuru şeydir. Anneciğim Türkler geliyor. İtalyanlar. Mamali Türkçe hesapları var. Ya. Ondan sonra. Ben İtalya'da görev yaparken mitolojik... arkadaşlar beni görünce. Tabii. Hala bak 2000'li yıllardan bahsediyorum. Yani o kadar nakil yoluyla geçmiş ki. İşte merhaba işte ismin ne Yusuf Alavar'da işte. Orada Natal Simic Grup Saat'ta görev yaptığımda. O Mamali Türkçe'ye. Anneciğim Türkler geldi. Mesela ben bir kitapta okumuştum. Adamlar şuna inanıyormuş o dönemler. Biz Tanrı'ya, Hristiyanlar olarak, biz Tanrı'ya o kadar büyük günahlar işledik ki Tanrı bizi cezalandırmak için Türkleri gönderdi. Ama şimdi şey tabii. Korku. Şimdi kurt adam figürünün de aslında Türkleri sembolize edilerek korkutucu bir canavara. Ben mesela öyle bir şeyim de var mesela. Kafamda öyle bir inanç. Tabii ki bunun belgesi olmaz, şeyi olmaz ama o inançla orada aktarılan hikayelerle Türklere yönelik bakış açısının benzerlik göstermesi benim hep dikkatimi çekmiştir. Artı bir boyut daha olduğunu düşünüyorum. MHP, daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına yönelik saldırı uzun süredir özellikle Cumhur İttifakı'na yönelik saldırıyla paralel yürütülen Avrupa'da ve Batı'da. Şimdi Bozkurt figürünü biliyorsunuz kötüleştirmek için film de yaptılar. Bir Fransız filmiydi. Bozkurtlar isimli bir suç örgütü vardı mesela Fransa'da. Son dönemde ülke ocakları ile ilgili de benzer bir şekilde altyapı suç örgütü olarak niye? Değerlendirmeye çalışılıyor. Çünkü hatta Avusturya'da 2019'da tabii, saklanmaya çalışılmıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Fransa. Şimdi bak bir maçtan nereye geldik? Halbuki bir futbol müsabakası. Şimdi editör arkadaşlarım işte uyardı ya. Şöyle. Hazır İtalya hikayelerini paylaşmışken ve anneciğim Türkler geliyor derken bir İtalya'ya gidelim. Tamam olur. Bugün, ondan sonra benim İtalya'ya söyleyeceğim. Sizi, sonra da İrfan Hocam'ın görüşlerini çok merak ediyorum bu anlamda. Diplomasi anlamında, dış politik anlamında. Ama şimdi Dündar Keşaplı'ya bir gidelim. İtalya'ya Dündar hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenen bir ülke İtalya. Ama İtalya'da Montella Türkiye milli takımının başında ve yola devam ediyor. Ses gelmiyor bana. Sesi yok Dündar'ın. Dündar Keşaplı ile ilgili o ses konusunu çözdükten sonra Dündar'a bunları soracağım bir yandan ama bir İtalya yandan demişken buyurun. Yine kurt figürlü az önce konuştuğumuz işte Remus, Romulus. Roma. Ben Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde okudum. Okulu bıraktım tabii, o ayrı mesele, ayrı hikaye. Orada mesela bir dişi kurt vardı. İşte Romulus'la Remus'u emziriyordu. Şimdi Roma'ya gidenler sadece, bilir o meşhur heykelde iki tane bebek tabii, Roma'da müzede. İtalya'daki hükümet o dönem 1930'da o heykeli Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne hediye ediyor. Yani Türklerin dışında kurdu sembol olarak kabul eden milletler de var yine. Önemli sembol olarak kabul eden. Roma'nın kuruluşu. Mesela kurt değil işte. Esas değil. Mesele o. Doğru. O kadar çok İtalya'ya atıfta bulunduk ki bilmiyorum Dündar ne kadarını duydu, ne kadarını duymadı. Roma'da Roma'nın o kuruluş efsanelerindeki kurttan atıfta bulunduk Dündar. Bir yandan anneciğim Türkler geliyor. Avrupa'daki bu Türk korkusuna atıfta bulunduk. Ama bir yandan da İtalya artık turnuvada yok ama Montella Türkiye milli takımının başında İtalyanların Türkiye sevgisi ya da ilgisini soracağım. Bir yandan da Avrupa'daki Türklere yönelik özellikle Merih Demiral'la birlikte Bozkurt işaretine yönelik yaşananlara dair de İtalya'da neler oluyor ona dair notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle. Sözü İtalya'ya Dündar'a bırakalım. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Nefesler tutuldu ve tarihi yazan bir Türk milli takımı var Avrupa Şampiyonası'nda. Bu şu an aşamaya kadar gerçekten harika bir maç, harika bir turnuva çıkardık Türk milli takım olarak. Özellikle herkesin favori gösterdiği Avusturya'yı bile yenerek destan yazan Türk milli takım var. Gerçekten teknik direktör Montella, demin de sizin ifade ettiğiniz gibi İtalyanlar yok ama bir İtalyan teknik adamı var Avrupa'da ve ilk defa İtalya dışında bir İtalyan teknik direktörü çeyrek finale adını yazdırıyor. Yani
Bunun adı da Vincenzo Montella ve çeyrek finalde yarın akşam bu saatlerde hemen hemen güçlü rakibimiz Hollanda karşısında bakalım nasıl bir sınav vereceğiz. Gerçekten nefesler tutuldu. Bütün Avrupa, Türkiye konsantre olmuş durumda bu önemli maça, kritik maça. Çünkü adım adım ilerliyoruz ve gerçekten kaliteli ve birbirinden değerli futbolcularımız var. Tabii Vincenzo Montella şu aşamaya kadar yapılan çalışmalar, elde edilen başarılardan mutlu ve bu zaferleri, bu mutluluğu da Türk spor severlerine Türkiye yaşatmaktan dolayı da gururlu. Bunu da İtalyan spor medyasına yansıttı ve dün bugün gerçekten sayfalarca Montella ve Türk milli takımı hakkında geniş haber, geniş bilgiler yer aldı. Ancak Merih Demiral olayına kısaca değinmekte fayda var. Gerçekten utanç verici bir tablo, utanç verici bir karar ve böyle kritik bir aşamada Merih Demiral'a iki maç ceza verilmesi gerçekten milli takımın göz bebeği, savunmada değerli bir isim. Attığı iki golle de adını altın harflerle yazdırdı. Ancak her nedense bu başarıya gölge düşürmek isteyenler var, hazmedemeyenler var diyebilirim. Bunu buradaki spor otoriteleri ve gazeteci arkadaşlarımla da konuştum. Gerçekten bunu bu şekilde söylüyorlar. Hani şunu da söylediler. Belki böyle bir hareketi yapmasa da olur muydu? Tabii olabilirdi ama bunu Merih Demiral art niyetli ve siyasi amaçla yapmadığı kesin. Biz Merih Demiral'ı tanıyoruz ama tabii bunu farklı yönlere çekmek isteyenler var. Bu ne yazık ki Avrupa'da zaman zaman oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde de Asker Selam'ında da olmuştu. Üzücü ama şu anda alınan karar bu. Sonra kadar bir değişiklik olmazsa ki biliyorsun yarınki karşılaşmada bizim için önemli bir oyuncuydu. Hakan Çalhanoğlu cezalıydı Avusturya maçında. Yarınki maçta kadroda yerini alacak olması bizim için önemli. Ve Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir dedi Montella ve bu yürekle beraber Hollanda maçına çıkacağız. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Konsantrasyon, motivasyonumuz çok yüksek dedi bugünkü verdiği mesajlarda. Ancak tabii dikkatli olmamız gerekiyor dedi. Gerginliğe yer vermememiz gerekiyor dedi. Bu bizi kandırabilir. Yani Avrupa'daki, Avusturya karşısındaki taktiksel oyununu bir üst seviyesini bu maça hazırlamış durumda ki Hollanda gerçekten güçlü bir takım olduğunda unutmayalım. Ancak tabii Montella bu Demiral'a verilen cezayı da üzüntüyle karşılayan önemli isimlerden biri doğal olarak, teknik direktör olarak bunu istemiyordu, beklemiyordu. Ancak Avrupa medyası, İtalyan medyası, Türkler uçuyor, Türkler başarılı. Almanya'daki tek mutlu insan Montella, yani İtalyan olarak tabii şey yapıyoruz. Gazetele Sport, kaleci Mert'in efsane kurtarışı ve bir Türk yıldızı Avrupa'da yeniden gündemde. Yani saymak da bitmezse Arda Güler, İspanya'da ligada oynayan başarılı genç yıldız oyuncumuz ki yine Avrupa Şampiyonası'nda adından en çok bahsedilen bir isimdi. Kenan Yıldız Juventus forması giyiyor, unutmayalım, gerçekten yıldız gibi yıldızlaşan bir genç oyuncumuz. Bir de Türk milli takımı için önemli. Kısaca toparlamak gerekirse uzun bir süredir duyduğumuz bir özlem vardı, bir sevinç vardı ve bunu bu Avrupa Şampiyonası'nda yaşıyoruz. Dileriz bu alınan kararlara yanıt olarak yarın güzel bir galibiyetle Hollanda karşısında ayrılırız ve Avrupa Şampiyonası'nda yolumuza devam ederiz. Anlatmakla bitmez Türk milli takımın başarısı ama yayın süremizde doğal olarak belli. Kısaca şimdilik aktaracağımız notlar bunlardı. Sorunuz yoksa söz sizde ama yine biz tabii A Haber ayrıcalığıyla gelişmelerle birlikte olacağız diyorum ve sözü size bırakıyorum.